Oha lan. Bu kadar da abartılan lan. Bu ne? Çöp toplamışlar gibi her şeyi atmışlar buraya. Hepinize mutlu günler arkadaşlar. Ben Melih. Bugün size DayZ Standalone'da nasıl kısa bir sürede fazla loot yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle klasik olarak oyuna girdik. Her zamanki ekran bizi karşıladı. Sonra server seçme ekranına geldiğimiz zaman sol aşağıda filter, yani filtre kısmı var. Şurada görüyorsunuz. Filtre basacağız. Buradan host kısmına high loot yazacağız. Okey diyeceğiz ve burada sadece server ismi high loot olan serverler çıkacak karşımıza. Biraz yavaş çıkacak çünkü her serverin ismi high loot olmadığı için, yani server isminde. Şöyle bakalım hemen. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Şöyle az ismi, ay pardon. Server'da az kişi olanlara fazla güvenmeyin çünkü high loot yazıp olmayanlar oluyor. Biz böyle ideal sayı kişisi olan, kişi sayısı olan, sayı kişisi değil, kişi sayısı olan bir server'a girelim. Mesela bu. Evet, server'a girişimizi yaptık. Şu an Cherno'dan Elektro'ya doğru giderken yolda bir iki tane eve rastladım ve bakıyoruz hemen. Yani evet, gördüğünüz gibi fazla fazla eşya var burada. Normalde bu kadar olması, yani olmaz. Bu kadar olmaz normalde. İşte bir tane kitap olur. Şunu da alalım. İşte bir tane kitap olur, şapka olur falan. Üst kata bakalım. Evet, burası da yani buradan anlayabileceğiniz gibi zaten. Burada bir iki tane kitap oluyor normalde. Burada işte pantolondur, gömlektir dolu. Şunu söyleyeceğim bir de bu kadar fazla loot her serverda pardon her şehirde olmuyor. Genelde Elektro veya Cherno arasında oluyor veya Elektro'da Cherno'da falan oluyor. Özellikle Elektro'da işte itfaiye binasına giriyorsunuz bayağı işte balta falan dolu. Yani çok çabuk kısa bir sürede fazla fazla loot yapabiliyoruz bu sayede. Bu ne ya? Ha, tablet. Bu şekilde umarım yardımcı olabilmişimdir. Elektro'da fazla fazla bulabilirsiniz. Şöyle de selamımı vereyim size. Bir dakika. Neydi bu? Yeni bir dakika. Kalp. Yok, bu değil. F3 de değil, F3 de değil. Ha, F4. Size kalp. Buyurun. Görüşürüz.